Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangisinde demir yolu ağı daha sıktır? 1 ile gösterilen yer e, bitki ölçüsünün çok gür olmuş olduğu bir yerdir. Dolayısıyla burada demir yolu ağı oldukça seyrettir. 2 numarayla gösterilen ve 3 numarayla gösterilen yerlerde Çöllerin çok geniş alan kaplaması burada demir yolu ağının daha seyrek olmasına sebep olmuştur. 5 numarayla gösterilen yer e, Sibirya. E, çok soğuk bir bölge. Tunduraların e, bulunmuş olduğu bir bölge. Burada da demir yolu ağı oldukça seyrektir. Ancak 4 numarayla gösterilen Batı Avrupa hem dünyada e, hem de Avrupa kıtasında demir yolu ağının en sık olarak geçmiş olduğu yerdir arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Dünya ticaretinde en fazla kullanılan ulaşım yolu deniz yoludur. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri değildir. Dünya ticaretinde taşınan ürünlerin çok büyük bir bölümü arkadaşlar deniz yoluyla taşınmaktadır. Bu durumun sebepleri daha ekonomik olması, tek seferde daha fazla yük taşınabilmesi. Özellikle konteyner gemileri tonlarca ağırlıkta yük taşıyabiliyorlar. Yol yapım masrafının olmaması, okyanus ve denizlerin geniş yer kaplaması, Kıtalar arasında ticaret yaparken mutlaka e, okyanus ve denizler e, bulunduğu için deniz yolunu kullanmak daha ekonomik oluyor arkadaşlar. Hızlı olması bilgisi doğru değil. Çünkü e, diğer ulaşım yollarıyla kıyasladığımızda hava yoluyla, demir yoluyla, kara yoluyla kıyasladığımız zaman deniz yolunun daha yavaş olduğunu söyleyebiliriz. Bu e, sebeplerden bir tanesi değildir. Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Japonya'nın Nagoya Limanı'ndan yola çıkan bir yük gemisi haritadaki güzergahı kullanarak İstanbul Limanı'na ulaşmıştır. Gemi yolculuk boyunca hangi kanal ve boğazlardan geçmiştir? Japonya'nın Nagoya Limanı'ndan yola çıkan bu gemi ilk etapta Büyük Okyanus üzerinden arkadaşlar Malakka Boğazı'nı geçerek Hint Okyanusu'na ulaşmaktadır. Daha sonra bu gemi Hint Okyanusu'ndan Babilmendep Boğazı'na girip Kızıldeniz'e ulaşır. Kızıldeniz'den Süveyş kanalını kullanarak çıkış yapar ve Akdeniz'e ulaşır. Akdeniz, Ege Denizi ve son olarak İstanbul'a ulaşmış Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'a ulaşmış olur. Yani e, Malakka Boğazı, Babilmendep Boğazı, Süveyş kanalı ve Çanakkale Boğazı'nı geçerek gemi İstanbul Limanı'na ulaşmış olur. E, sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler Asya ve Avrupa ülkeleriyle olan deniz ticaretinde aşağıdaki boğaz ya kanallardan hangisini kullanmaz? Çanakkale boğazı kullanılır arkadaşlar. Örnek olarak İtalya ile Rusya arasında yapılan deniz ticareti Çanakkale boğazı kullanılarak yapılacaktır. Süveyş kanalı yine kullanılır. Çünkü örnek olarak Türkiye ile Japonya arasında gerçekleşecek olan bir ticaret. Ticarette Süveyş kanalı mutlaka kullanılacaktır. Babil de Boğazı yine kullanılır. Çünkü Fransa ile Hindistan arasında örnek olarak Fransa ile Hindistan arasında yapılacak bir ticareti deniz ticaretinde Babil de Boğazı kullanılmak zorundadır. Cebel Tarık Boğazı da kullanılır. Örnek olarak Yunanistan ile İngiltere arasında bir ticaret, deniz ticareti yapılacaksa eğer Cebel Tarık Boğazı yine kullanılır. Panama Kanalı'na baktığımız zaman Panama Kanalı arkadaşlar Orta Amerika'da bulunan bir kanaldır. Çok uzak bir bölgede bulunur Akdeniz'e göre. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı C seçeneği olur. Ulaşım yollarının en eskiden yeniye doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Ulaşım yollarına e, taşımacılık anlamında baktığımız zaman ilk modern yol önce 300 yıllarda Roma yolu olarak kabul edilen kara yoldur arkadaşlar. Dolayısıyla ilk etapta kara yolu. Daha sonra e, deniz yolu geliyor. İlk deniz yolu da 1500 yıllarda Avrupa'da posta taşımacılığıyla arkadaşlar başlamıştır. Dolayısıyla kara yolundan sonra deniz yolu kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra ilk demir yolu geliyor arkadaşlar. İlk demir rayı 1738 yılında İngiltere'de döşenmiştir. Dolayısıyla 3. sırada demir yolu gelmektedir. Son olarak son olarak ise hava yolu taşımacılığı başlamıştır. Bu da ilk uçak seferi arkadaşlar 1919 yılında Fransa'da gerçekleşmiştir. Yani ulaşım yollarını en eskiden yeniye doğru sıraladığımızda karayolu, deniz yolu Demir yolu ve hava yolu olacaktır. Yani sorunun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Hava yolu taşımacılığında yükten daha fazla yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hava yolu taşımacılığı en son gelişen e, taşımacılık çeşididir. En hızlı olan taşımacılık çeşididir. Bu nedenle e, oldukça pahalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla yük taşımacılığından ziyade e, yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Dediğimiz gibi bu durumun temel sebebi pahalı bir ulaşım yolu olmasıdır. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış güzergahlardan hangisi deniz yolu ulaşımında en yoğun kullanılan güzergahtır? Dünya deniz ticaretinde en yoğun olarak kullanılan deniz güzergahı Kuzey Atlantik yoludur arkadaşlar. Kuzey Atlantik yolu Avrupa'nın batı kıyıları ile Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarını birbirine bağlayan ve çok önemli limanların bulunmuş olduğu bir güzergahtır. Dolayısıyla soruda Kuzey Atlantik yolu bir numarayla gösterilen yerde gösterilmiştir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Yukarıda özellikleri verilen kanal aşağıdakilerden hangisidir? Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanus'a bağlar. Sıvıların kaldırma kuvveti ilkesine göre çalışır. Dünyanın en pahalı kanaldır. Bu özellikleri verilen kanal arkadaşlar Panama Kanalı'dır. Panama Kanalı dünyada mühendislik harikası olarak kabul edilmektedir. Sıvıların kaldırma kuvveti ilkesine göre gemiler yükseltilerek e, kanal içerisine alınır ve tekrar alçaltılarak e, okyanusa gönderilir. E, çok fazla para harcanmıştır arkadaşlar. Bu nedenle dünyanın en pahalı kanalıdır burası. E, dolayısıyla e, dediğimiz gibi bilgileri verilen kanal D seçeneğinde verilen Panama Kanalı'dır. Avrupalı devletlerin 15. yüzyılın sonlarından 16. yüzyılın sonlarına kadar devam ettirdiği, dünyayı keşfetme, ulaşılamayan yerlere ulaşma, yeni ticaret yolları bulma girişimlerine coğrafi keşifler denir. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir? Yeni bulunan kıtalardan Avrupa ve Afrika'ya yoğun bir göç yaşandı. Bu bilgi yanlış bir bilgi arkadaşlar. Neden yanlış? Çünkü yeni bulunan kıtalardan Avrupa ve Afrika'ya yoğun göç yaşanmamıştır. Yeni bulunan kıtalara Avrupa ve Afrika'dan yoğun bir göç yaşanmıştır. Afrika'dan özellikle köle ticareti yapılmıştır arkadaşlar, ee, özellikle Amerika kıtasına. Seçeneklerimize baktığımızda keşfedilen yerlerde sömürge imparatorlukları kurulmuştur. Ee, Avrupa ülkeleri e, keşfetmiş oldukları yerlerde. Ticaret kolonileri kurmuşlardır arkadaşlar. Buradaki toprakları, doğal kaynakları ve insanları sömürmüşlerdir. Yeni bulunan ülkelerden Avrupa'ya bol miktarda altın ve gümüş girişi olmuştur. Bu bilgi de doğru. İpek ve baharat yollarının önemi azalmıştır. Çünkü yeni ticaret yolları keşfetmişlerdir. Avrupa kültürü ve Hristiyanlık geniş alanlara yayılmıştır. Yeni bulunan kıtalarda Avrupa kültürü ve Hristiyanlık, Zoraki bir şekilde yayılış göstermiştir arkadaşlar. Bu bilgi de doğru. Dediğimiz gibi sadece A seçeneğinde yeni bulunan kıtalardan Avrupa ve Afrika'ya değil de Avrupa ve Afrika'dan yeni bulunan kıtalara yoğun göç olayı yaşanmıştır. Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen boğaz aşağıdakilerden hangisidir? Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin Hint Okyanusu'na tek çıkış yoldur. Dünya petrol sevkiyatının yaklaşık %40'ı bu boğazdan yapılır. İran'ı Umman Denizi kanalıyla dünyanın serbest sularına bağlar. Arkadaşlar dünya petrol sevkiyatı dediğimiz zaman aklımıza zaten gelmesi gereken ilk boğaz Hürmüz Boğazı'dır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Aşağıdaki boğaz ya da kanallardan hangisi diğerlerine göre daha az kullanılmaktadır? Arkadaşlar Hürmüz Boğazı, Süveyş Kanalı, Panama Kanalı ve İstanbul Boğazı bu e, saymış olduğumuz boğaz ve kanallar dünya ticaretinde en fazla kullanılan kanal ve boğazlardır. Ancak Bering Boğazı'na baktığımız zaman Bering Boğazı kuzey kutbuna yakın olan e, dolayısıyla çok soğuk bir yerde bulunan e, çoğu dönemde buzlarla kaplı olan bir boğazdır. Bu nedenle e, çok fazla tercih edilmemektedir. Ayrıca Bering Boğazı arkadaşlar Kuzey Amerika kıtası ile Asya kıtası arasında bulunan dünyada tarih değiştirme çizgisi üzerinde bulunan bir boğazdır. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Yukarıdaki dünya haritasında işaretlenmiş olan yerlerde bulunan kanal ve boğazlar hangileridir? Arkadaşlar bir numarayla gösterilen kanal Panama kanalıdır. Panama kanalı Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanusu'na bağlar. Kuzey Amerika kıtası ile Güney Amerika kıtasını birbirinden ayırır. Dünyada mühendislik harikası olarak kabul edilen sıvıların kaldırma ilkesine göre çalışan bir kanaldır arkadaşlar. Panama kanalı açıldıktan sonra burada bulunan Magellan Boğazı'nın önemi azalmıştır. İki numarayla gösterilen yer Cebeli Tarık Boğazı. Cebeli Tarık Boğazı. Cebeli Tarık Boğazı da Avrupa kıtasıyla Afrika kıtası arasında bulunan Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan bir boğazdır. İngiltere'nin kontrolü altındadır arkadaşlar. Cebel Tarık Boğazı. İspanya ile Fas arasında bulunmaktadır aynı zamanda. 3 numarayla gösterilen boğaz arkadaşlar Babülmendep Boğazı'dır. Babülmendep Boğazı da Afrika kıtasıyla Asya kıtasını birbirinden ayırır. Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na açmaktadır. sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi olan ve 1. fazı 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete açılan İstanbul Havalimanı, 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle yolcularına tam kapasite hizmet veriyor. 76.5 milyon metrekarelik bir alanı kapsayan yeni havalimanı, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalar arasında küresel bir transfer merkezi olarak dikkat çekiyor. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Havalimanı'nın yapılış amaçlarından biri değildir? İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte arkadaşlar Türkiye ekonomisinde çok büyük bir sıçrama olması bekleniyor. Çünkü burada istihdamı arttırmak, ülke ekonomisini kalkındırmak, Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getirmek, ayrıca en önemlisi Doğu ile Batı arasında bir aktarma merkezi olmak amacıyla bu havalimanı çok büyük bir kapasiteyle faaliyete geçmiştir. Ancak kentsel dönüşümü sağlamak gibi bir amacı yoktur arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.